Merhabalar, zirvemize hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkürler. Murat Ateş benim ismim. Maksiyon İnci Jant grubunda dijital dönüşüm direktörlüğü yapıyorum. Yaklaşık 18 yıldır da İnci Jant grubunda çalışıyorum. Dijital dönüşümde sanayi konuşmak istersek, sanayi ne durumda? Şimdi tabii dijital dönüşüm aslında Endüstri 4 devrimi olarak da düşünebiliriz. Endüstri 4. Endüstri 4 dünyada şu anda Türkiye'ye geçmeden önce planlama aşamasında, uygulama aşamasında aşağı yukarı dünyada da %30'lar seviyesinde. Türkiye'de tabii bu biraz daha geride diyebilirim. Türkiye'de şöyle bir sanayi yapımız var aslında. Yani bu bütün firmalar için geçerli. Hem Endüstri 2, hem Endüstri 3, hem Endüstri 4 biraz harmanlanmış durumda. Şöyle ki Endüstri 2 biliyorsunuz elektrifikasyon olarak geçiyor. Elektrik kontrolü. Hala bununla çalışan makineler var. Özellikle orta ölçekli firmalarımızda ve KOBİ'lerimizde daha da yaygın. Endüstri 3 otomasyon dediğimiz kısım ise bu da yaklaşık olarak birçok büyük ölçekli firmada en azından %60-%70 seviyelerde olduğunu düşünüyorum ama bununla birlikte hala Endüstri 3 seviyesini tamamlamış firma sayımız da az. Bu tür tabii olgunluk değerlendirmelerini değişik firmalar da yapıyorlar. Biz de ilk başladığımızda Endüstri 4'e geçmeden bizim fabrikadaki seviyeyi 3-3,5 arasında değerlendirmişlerdi. Şu anda geldiğimiz nokta sample hat dediğimiz, tamamladığımız hatta Endüstri 4. Diğer hatlarda da yaygınlaştırmayla 3'ün üzerinde devam ediyoruz. Toparlarsak overall'da aslında Türkiye'de de muhtemelen Endüstri 4 %30'ların altında, Endüstri 3'te yine %50'lerde ama Endüstri 2 özellikle orta ölçeklilerde belki %50-%60'larda devam ettiğini düşünüyorum. Peki dünyayla karşılaştırırsak ne durumdayız? Şimdi dünyayla bu aslında şöyle, yani bu işin proses tarafı ve teknoloji tarafını sürekli konuşuyoruz. Ama bu işin asıl önemli tarafı kültür tarafı. Ve bu teknolojiyi gerçekleştirecek olan da aslında kültür. Dolayısıyla bu sadece bir firmadaki eğitim vermekle de olmuyor. Bu aslında ilkokul seviyesinden, ortaokul seviyesinden, meslek lisesi seviyesinden çok ciddi eleman yetiştirmekle sağlanan bir şey. Örneğin biz bunu MOSTEM dediğimiz kendi bölgemizdeki bir lisemizde, meslek lisesinde gerçekleştirdik. Almanya'ya gitmiştim. Almanya'da bir fabrikayı ziyaretimde gençleri gördüm fabrikanın içerisinde. Sonra dönüp geldiğimizde sorduk tabii orada bu arkadaşlar ne? Onlar okuyan arkadaşlar ama aynı zamanda gelip işte çalışıyorlar diye. Sonra böyle bir uygulama geliştirelim dedik. MOSTEM'le birlikte bakım sınıfları oluşturduk. Elektrik bakım, mekanik bakım gibi. İnanın 12'şer kişilik sınıflarda mezun olduğunda 4'er arkadaşımız gitti. 8'er arkadaşımız direkt işe hazırdı. Dolayısıyla sizin sorunuza gelirsek, Türkiye dijital dönüşüme eğer ciddi oranda gelmek istiyorsa öncelikle eğitim sistemindeki köklü değişikliklerle başlaması gerekir. Ki bu sayede hem hızlanabilir hem kalıcı kılabilir. Neler yapılabilir mi? Burada başlangıçtan itibaren artık mesleki liselerden mi başlanmalı, ilkokuldan mı? Bu mesleki lise çok geç artık. Yani az önce sunumların bir tanesinde gördük. İlkokul öğrencilerine kodlamayla başladı. Şimdi yeni nesil artık kolay veriye ulaşabilir olduğu için bunu meslek lisesinden öncesinden artık algoritmalarla, kodlamalarla ana sınıfı çağında, hatta legolarla, bulmacalı vesaire ana sınıfından öncesine de esasen zekanın oluşmaya başladığı andan ta ki mesleğindeki uzmanlık seviyesine kadar sürekli beslenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama meslek lisesi tabii işin uygulaması da olduğu için çok ciddi önem verilmesi gerekir. Ve burada laboratuvarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uygulama imkanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genelde bizim eğitim sistemimizde uygulama imkanları az olduğu için teorik bilgiyle yetişir insanlar. Ama teori ve pratik birleştiği zaman bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla bunu çözdüğümüz zaman yani kültür tarafını, proses ve teknoloji tarafı zaten hallolacaktır. Bu hallolduğu zaman da aslında sanayi devrimlerinde geçişler çok daha kolay olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.